Anne ne olur gelme. Ne olur bak başka bir şey söyleme bana. Niye oğlum? E konuşamazsak nasıl anlaşacağız? Anne anlaşacağımız bir şey yok. Kapat bu konuyu. Lütfen kapat. İyi peki kapatayım o zaman. Da. Ben artık Melike'yi istemiyorum diye biliyor musun? Melike ile benim aramda asla bir şey olamaz. Ben onu gönlümden söktüm attım diye biliyor musun Kadir? Anne ben seni gerçekten anlamıyorum. Seher'le boşanmayayım diye elinden geleni yapıyorsun. Bak şimdi karşıma geçmiş neler söylüyorsun böyle. O zaman başkaydı şimdi başka. Ben Melike'yi oğlumun katili sanıyordum. Ama şimdi artık başka bir gözle bakıyorum. Anlıyorum. Olmaz demedin mi? Melike senin abinin karısı demedin mi? Şimdi ne değişti de Melike ile evlenin diyorsun anlamadım. Zaman değişti zaman. Görüşler değişti. Değişti de. Arada bir de böyle adetlere, örfe, törelerimize de kulak vermek lazım. Bizim töremizde bu var sen de biliyorsun. Ölen kardeşin karısı ortada kalmasın diye diğer kardeş onun nikahını alır. Anne sen ne töresinden bahsediyorsun? Sen bana ne anlatıyorsun, ne diyorsun? Ne var oğlum, ne anlatıyormuşum? Ya ben yıllarca bunun için savaştım. Kaç tane insanın hayatını mahvettiniz böyle? Yok kan davasıydı, yok berdeldi, yok oydu, yok buydu. Töreydi, adetti diye kaç tane insanın hayatıyla oynadınız? Kadir, lafını bil de konuş. Ben o zaman ne yaptıysam seni korumak için yaptım. Doğru. Beni Seher'le evlendirdin. Zorla. İki aile ancak böyle barışır. Kan böyle durur dedin, öyle değil mi? Şimdi de fikrin değişti. Töre diye Melike'yle evlendirmeye kalkıyorsun öyle mi? Sanki istemediğin şey. Oğlum. Ben senin yüzün gülsün istiyorum anlamıyor musun? Yani seni destekliyorum. Ha töre yüzünden ha başka bir şey yüzünden ne fark eder? Keşke beni anlayabilseydin anne. 20 sene önce abim yüzünden acı çektiğimde keşke beni o zaman anlayabilseydin. Beni Seher'le zorla evlendirdiğinde, bütün bir sülalenin yükünü benim omuzlarıma yüklediğinde keşke o zaman beni anlayabilseydin. Ama artık çok geç. Çok geç. Oğlum. Anne, bak sakın. Bu fikirlerinden sakın Melike'ye bahsetme. Kalbini kırar. Üzülürsün o yüzden. Ah oğlum, Kadir'im, senin yüzün gülmeden bana da huzur yok. Anlamıyorsun. Bir türlü anlamıyorsun. Melike. Akşamı hatırlatmamı ister misin sana? Şu geceye benimle birlikte gelecek misin? Düşündün mü hiç? Yaman, yani... Görüyorsun birçok şey oluyor hayatımda. O yüzden düşünmeye fırsatım olmadı. Doğru, acele etme zaten. Yani yarın akşama kadar vaktim var. Tek bilmeni istediğim şey şu ki... eğer oraya benimle birlikte gelirsen... beni gerçekten dünyanın en mutlu adamı yapacaksın. Hazı al. Müsait misin? Evet babaanneciğim gel. Ay. Nasılsın bakalım? Vallahi babaanneciğim çok yorgunum. Yani gündem o kadar yoğun ki... Yani ben sana bugünün özetini de geçmeye kalkışsam en az bir saat sürer. Yorgunluktan ölüyorum hem fiziksel hem de mental olarak çöküşlerdeyim. Hazal.
Ben bu aralar kafamı Melike'ye taktım. Aklımdan hiç çıkmıyor. Niye? Bir şey mi oldu anneme? Korkma yavrum, korkma. Hiçbir şey yok. Ne olacak? Ama hayır, benim elimde değil. Orada hasta annesiyle bir başına. Hayır, içime dert oldu. Bana bak kız. Yoksa sen annemi böyle helal süt emmiş bir aday mı buldun acaba ha? Kimmiş bu şanslı? İlahi Hazal. ya madem sen şakasını yaptın, ben sana ciddi ciddi soruyorum bak. Sen ister miydin annenin evlenmesini? Yani daha önce hiç böyle bir şey düşünmedim. Sonuçta annem benim kıymettim yani. Ama hani iyi biri olursa neden olmasın? Daha sen şu an niye soruyorsun ki bana böyle bir soru? Yani hayır, var mı hayatında bir Melike'nin? Babaanne, sen ne soracaksın? Şöyle rahat rahat sorsana bana. Ben o gün Melike'nin evinde birini gördüm. Arkadaşıymış. Yaman. Onların arasında bir şey mi var Azal? Ay yok babaanne ya. Ay deme onu ya, onu deme. Niye? Çünkü yapıştı anneme yani. Etrafından ayrılmıyor asla. Uyuzun teki zaten. Hem yani benim annem bakmaz ona. Bakmasın yani hatta mümkünse. Hmm. İyi madem. Hadi ben gideyim de sen yorgunsun, yap dinlen güzel kızım benim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Zehra Hanım. Ben de tam kapıya vuruyordum. Çıkıyor muydun? Evet ama buyurun, buyurun lütfen. Gireyim o zaman, 5 dakika. Aa. Şefik Hanım. Evet. Rahatsız olduğunu duymuştum. Hep mi böyle? Ben içeri girince üzüntüden böyle olmuş bir anda. İnme indi dediler. Senelerdir böyle. Bir ara düzelir gibi oldu ama şimdi yine böyle. Ah canım. Melike, tanıdığım bir doktor var. Çok iyi. Ben ondan bir randevu ayarlayayım. Bir de o görsün. Tamam olur. Kendi doktoruyla kontrol zamanı gelmişti. Götürecektim ama eğer şifa olacaksa tabii seve seve götürürüm. buyurun, buyurun lütfen, ayakta kalmayın. Merhaba Şefika Hanım. Siz daha önce karşılaşmış mıydınız? Karşılaşmıştık ya. Sizin nikahtan önce gelmişti bana Şefik Hanım. Ya. Sahi mi? Hani ben size kızıp nikahınızı rıza göstermemişim ya. O zaman gelmişti. Etme Zehra. Çocuklar boyun bükük evlenmesin. Sen de bunun nikahlı demişti. Ben bilmiyordum bunu. Aşık kalma. Keşke seni dinleseymişim. Oğluma hasret kaldım. Torunumdan haberim bile olmadı. Şu insanın inadı ne kör bir kuyuymuş. Sevgiyi de, hasreti de, iyi de, güzeli de.
her şeyi içinde yutuveriyor. Zehra Hanım, size bir su getireyim mi? Yok kızım, yok. İyiyim. Anneni görünce işte duygulandım. Dün rüzgü ya. Şu hale bak. El gibi bakıyoruz birbirimize. Torunum yanımda şükür. Ama siz Melike, sen, annen. Olmaz böyle. Bu kadar uzaklık olmaz artık Melike. Melike, biz bir aile olalım artık. Bize bu yakışır. Tamam Zehra Hanım. Bundan sonra daha fazla görüşürüz inşallah. Melike, aile olmak çok önemli bir şey. İnsanın ailesinden daha yakın hiç kimse olamaz. Öyle arkadaşlar falan gelir geçer. Aile insanın sığınağıdır. Mutluluk orada başlar. Bazen de olmaz. Mesela bak, Seher'le Kadir yapamadılar bir türlü. Bugün yarın boşanıyorlar, sen de biliyorsun. Bilmiyorum Zehra Hanım. Zaten bu konu beni ilgilendirmiyor. Anlıyorum, seni anlıyorum. Çok da haklısın. O zaman ben sana şöyle anlatayım kızım. Benim artık bu saatten sonra evlatlarımın mutluluğunu istemekten başka hiçbir derdim yok. Sen de benim bir evladımsın artık. Sağ olun Zehra Hanım. Siz zaten benim için elinizden geleni yaptınız. Çok daha fazlasını yapmak istiyorum. Bugün benim doğum günüm. Öyle mi? Kutlu olsun. Nice güzel, sağlıklı, huzurlu seneleriniz olsun inşallah. Sağ ol. Ben ne bileyim, bugüne kadar doğum günü falan kutlamadım. Ama bugün kutlayalım istiyorum. Hep beraber olalım istiyorum. Özellikle Hazal, Kadir, sen. Benim yanımda olun istiyorum. Hatta anneni de aldıralım. Tam bir aile olalım. Ha Melike? Bilemedim Zehra Hanım. Yani sanki siz kendi bak aranızda... Kızım. Bak. Senin bu akşam bize gelmen her şeyden daha önemli. Çok şey değişecek Melike. Senin de bizim de mutluluğumuz buna bağlı. Ben artık gideyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şefikan, hoşça kalın. Mutlaka bekliyorum. Hoş geldin anne. Hoş buldum. Neredeydin? Cevap versene anne. Bak sabahtandır arıyorum, cevap da vermiyorsun. Melike'ye gittin değil mi? Evet. Sabah sabah ne işin var orada? Bana niye haber vermiyorsun? Sen yoluma taş koyma. Önümde engel olma diye haber vermedim. Anneciğim, dün o kadar konuştuk seninle. Sen yine Melike'ye mi gittin? Ne konuştunuz peki? İnşallah şu evlilik mevzusundan bahsetmemişsindir. Anne, bak işin ucunda sonsuza kadar Melike'yi kaybetmek... Oğlum, oğlum bir sakin ol. Bir sakin ol. Merak etme, bir şey söylemedim. Akşamı buraya doğum günüme davet ettim. Nasıl? Niye? Bu öyle alelade bir güne davet etmek değil.
Melike gelirse yalnız gelmeyecek. Büyük kararla gelecek. Anlamadım, ne kararı? Melike'ye dedim ki bir aile olalım. Karacalar olarak bir arada olalım dedim. Bakalım ne yapacak? Böyle mi söyledin Melike'ye? Gelecek mi sence? Gelmeli. Bu hepimiz için en doğrusu. En başta da Melike için. Öyle Joe Yaman denen adam da umudu keser. Öyle ciğerci kedisi gibi kızın etrafında dolanıp durmaz. Yaman mı? Farkında değilim sanıyorsun değil mi? Ben her şeyin farkındayım oğlum. Her şeyi biliyorum. Kadir, biz acele etmezsek Melike'nin aklının o adama kaymayacağı ne malum? Anneciğim sen tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? Kadir, ben tam olarak bu ailenin iyiliği için uğraşıyorum. Dua edelim Melike gelsin, bir adım atsın. Gerisi kolay. Nasıl olmuşum anneciğim? Oh yeah, oh yeah. Canım benim. Ben biliyorum seni. Ben ne yapsam sen beğenirsin zaten. Böyle çok sönük olsun istemedim. Ama çok abartmak da istemedim. O yüzden böyle oldu. Biraz heyecanlandım galiba. İnşallah doğru bir karar vermişimdir. Efendim Merve. Savcım. Söyle Merve. Ters bir durum yok inşallah. Yok yok savcım, merak etmeyin. Haber vermek için aradım. Plaket törenine başsavcı da katılacakmış. Protokol de var. Biraz sarkabilir dediler program. Anladım Merve. Sorun değil. Evdeyim zaten ben. Çıkmadım daha. Bir haber bekliyordum. İyi oldu gecikmesi. Tamam. Şimdiden tebrikler savcım. Sağ ol Merveciğim. Görüşürüz. Hadi Melike. Gelmeyecek misin yoksa? Her şey tamam değil mi Burcu? Evet efendim, her şey istediğiniz gibi hazır. Bak hiçbir eksik istemiyorum, tamam mı kızlar? Yemekler soğumadan servise başlayalım mı yoksa misafirlerimizi bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Şimdi gelirler. Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Anne gelmeyecekler herhalde, yemeğe geçelim mi? Soğutmayalım. Yok, daha erken, bekleyelim biraz daha. İyi de yazık olacak, o kadar şey yaptık, tadı kaçacak hepsini. Seher doğru söylüyor anne. Sofra beklemez. Hadi. Geçelim. Ben bakarım. Bakarım. Thank you.
Hoş geldin. Yaman, iyi misin? Bilmiyorum Melike. İyi miyim yoksa çok mu iyiyim bilmiyorum. Sen arayıp da geliyorum dediğinden beri yerde miyim yoksa gökte miyim? Kalbi ağzında genç bir oğlan mıyım? Yoksa yetişkin bir adam mıyım? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız tek bildiğim, ben şu an dünyanın en mutlu adamıyım. Çıkalım mı? Geç kalmayalım. Buyurun hanımefendi. Geldin Azal. Ama bu ne ya? Hiç kimse beni gördüğüne sevinmedi. O zaman gideyim ben. Yok yok yok, gitme. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Canımın şenliği. Hoş buldum babaanneciğim. Sana bir şenlik daha getirdim. Bu ne? Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Yani ben yokken seni eğlendirsin diye sana tablet aldım babaanneciğim. Sen de çok sıkı bir gamer potansiyeli görüyorum Zehra Sultan. Seni oyunların kraliçesi yapacağım. Ne görüyorsun, ben de neyim ben neyim? Gel oturalım da göstereyim. Tamam. Ay. Gel kız. Heh. Aç bakalım onu. Gelmeyecek bence. Yani yemeğe geçebiliriz. Her şey kendi zamanında güzel. Biliyorsun, değil mi? Ne işlerini halledebilirsin, oyun oynayabilirsin. Bu telefon kocaman. Yok babaanne, telefon falan değil. Anne. Yemeğe geçebiliriz. Hadi yemek yiyelim sonra bakalım. Tamam. Beğendin değil mi? Beğendim. Teşekkür ederim. Ay güzel günlerde kullan.